Merhaba arkadaşlar, bu videoda kinetik enerji tanımını vereceğiz. Arkasından da iş kinetik enerji teoremini çıkaracağız. En kütleli bir cisim V hızıyla hareket ediyor olsun. Yani bir en kütleli cismimiz var ve V hızıyla hareket ediyor. Bu cismin kinetik enerjisi K ile gösteririz. 1 bölü 2 M V kare ile verilir. Bu kinetik enerjinin tanımıdır. Enerji birimi jül biriminde verildiğinden 1 jül eşittir 1 kilogram metre bölü saniye bildiğiniz üzere hızın birimidir karesi. O da 1 kilogram metre bölü saniye kare çarpı metre. Hatırlatayım, burası Newton'du. 1 Newton metre, o da eşittir 1 jüldür. Yani enerji ile iş aynı birimde verilir. Pozitif veya negatif bir hız değişimi varsa, yani buradaki hız pozitif veya negatif değişimdeyse, o zaman sistemin hızını değiştiren bir ivme vardır. İvme söz konusuysa, bu ivmeyi yaratan bir kuvvet bulunmaktadır. Bu ilişki iş kinetik enerji teoremi ile açıklanır. Örneğin M kütleli bir cisim tevir anında hızı V1 ise, aradan belli bir süre geçtikten sonra hızı V2 oluyorsa ve buradaki yer değiştirme delta x ile vermişse, sabit ivmeli hareket için çıkardığımız denklemleri kullanarak bunu açıklayabiliriz. Hatırlatayım, eğer ivme sabit ise o zaman ne vardı? Zamansız hız denklemi, yani son hızın karesi eşittir ilk hızın karesi artı 2 tane a delta x'ti. Her iki tarafı kütle olan m ve 1 bölü 2 ile çarparsak, yani 1 bölü 2 m v2'nin karesi ve bu v1 de sol tarafa atalım. Eksi 1 bölü 2 m v1 kare eşittir 1 bölü 2 m 2 a delta x bulunur. Sadeleştirirsek burası son durumdaki, şöyle yapalım, son durumdaki kinetik enerji eksi ilk durumdaki kinetik enerji olmak üzere. Burada ikiler sadeleşir. Hatırlatayım, Newton ikinci hareket yasasına göre kütle çarpı ivme kuvveti verir. Yani burası F'tir. F çarpı delta x şeklinde yazabiliriz. Bu da hatırlarsanız iştir. O zaman delta k, yani kinetik enerjideki değişim yapılan işe eşittir. Bu iş kinetik enerji teoremidir. Hepinize başarılar dilerim.